Karadeniz Ekonomi Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Gürsoy'un sorularını cevaplayan Samsun Valisi Osman Kaymak, pirinç ve fındık gibi ürünlere yönelen çiftçinin tekrar şeker pancarı ekmesi için Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan ve 9 yıldır kapalı olan Çarşamba Şeker Fabrikası'nın bu yıl tekrar üretime geçeceğini söyledi. Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü ile yapılan anlaşmaya göre 150 bin ton şeker pancarı Çarşamba ve çevresindeki ilçeler tarafından üretilirken 200 bin ton da Ankara bölgesinden gelecek. Fabrika toplamda 350 bin ton şeker işleme kapasitesine sahip olacak. Evet, Karadeniz Ekonomi Gazetesi olarak Sayın Samsun Valimiz Osman Kaymak'la beraberiz. Efendim bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. 2020 yılı hem ülkemizde hem Samsun'da üreten istihdam yılı olacak, yatırım yılı olacak. Özellikle Samsun için önemli açıklamalarımız oldu. Bunları değerlendirmesi isteyeceğiz kısaca. Öncelikle ben de sizlere Samsun'a, valimize hoş geldiniz diyorum. Sizi burada ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Karadeniz'de gerçekten o yönüyle de en çok nüfusun yaşadığı bölgelerden biriyiz. Samsun olarak da göç alan ve göç veren biriyiz. Artık biliyorsunuz geçmiş yıllarda göç alıp da göç veren ilimiz, şimdi daha çok göç alan bir il durumundayız. Göç vermiyoruz. Çünkü Samsun kendine belirlediği vizyonlar var. Biz Samsun'a bir tarım kenti diyoruz. İki tane büyük ovamız var. Bafra Çarşamba Ovası, hatta Vezir Köprü Ovası. Onun dışında Samsun'a bir sağlık kenti diyoruz çünkü Samsun bölgenin sağlık merkezi. Tıp fakültemiz, 8-10 tane özel hastanemiz ve diğer eğitim araştırma hastanemizle birlikte bütün çevre illerin önemli ileri derecede tetkik ve tedaviler için başvurdukları bir iliz. Ve dışarıdan hastaların gelip tedavi oldukları, yani yurt dışına da sağlık turizmi ihraç eden bir konumdayız. Bu yönüyle de Samsun'un büyük bir potansiyeli var. Yine biz spor kenti izliyoruz çünkü iki spor bakanı bölgede görev yapmış ve Türkiye'de sağlık altyapısının en iyi olduğu illerden birisiyiz. O yönüyle de bizim ilimizde, Türkiye'de de iddialı rakamlarda lisanslı sporcularımız var. Yani kulüplerimiz, çok sayıda amatör kulüpler var ve ciddi şekilde de spor yapılıyor. Ve önemli alanlarda da uluslar ve uluslararası alanında başarılar olan gençlerimiz var. İşte dünyada ve Türkiye, Avrupa şampiyonu olan çocuklarımız var. Biz buradan onlarla da gurur duyuyoruz. Tabii ki hedefimiz bunların daha çok olması. Ay yıldızlı bayrağımızın daha çok göndere çekilmesi bizim en büyük hedefimiz. Tabii Samsun'un bir özelliği de biliyorsunuz, sizler de bu kentte yaşıyorsunuz. 4 ulaşım ağının geçtiği bir il. Yani Türkiye'de kaç ilimizde bu imkan var? Karayolu, deniz yolu, hava yolu ve demir yolunun geçtiği ve geçmiş yıllarda da, hatta Cumhuriyet'in ilk yıllarında Samsun'da arkadaşlar 15-16 tane konsolosluk varmış. Samsun geçmişte bir ticaret merkeziydi. Aslında bugün o özelliğimizi biraz kısmen kaybettik ama tekrar kazanma konusunda da çok yoğun çabalarımız var. Samsun aynı zamanda bir lojistik merkezi, onu yapmaya çalışıyoruz. Tabi asıl olan da bir de sanayi kenti unvanını kazanmaya çalışıyoruz. Samsun'da şu an 7 tane organize sanayi bölgesi var. 8. büyük organize sanayi bölgesi kurma çalışmaları başladı. Geçen ay iki bakanımız, Bilim Sanayi Bakanı ve Tarım Bakanımızın ilimizi ziyaretlerinde bu konu karara bağlandı ve şu an biz valilik ve Büyükşehir Belediye'miz ve ilgili kurumlarla birlikte bu işin çalışmasını başlattık. İşte önümüzdeki günlerde Samsun'a Tersane bölgesinde kurulacak 3000 dönüm alandaki yeni Samsun Büyük Organize Sanayi Bölgesi'nin müteşebbis heyetinin teşekkülü ve yer seçim komisyonu kararları, süreç şu an devam ediyor. Çok. Bahsettiğimiz gibi üretmek ve istihdam çok önemli. Ya bir yerde üretim ve istihdam varsa zenginlik var, refah var, huzur var. Bunların olmadığı yerlerde sıkıntılar var, hastalık var, suç var. O yönüyle Samsun'da şu an aslında biz İşkur olarak da çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. İşkur'un gerek mesleki eğitim çalışmaları, İşkur'un gerekse işte bu kurumlara adam çalıştırması, çalışan yana eleman vermesi, yani İşkur'un uyguladığı pek çok proje var biliyorsunuz. Tabii. Özellikle işsizlik fonunun kullanılmasını İşkur çok ciddi çalışmalar yapıyor. Samsun ili de Türkiye'de İşkur Genel Müdürlüğü'nün, bakanlığımızın bize verdiği hedefleri yakalayan ilk illerden birisi. Yani şu an 2019 yılında 25-30 bini aştı Samsun'da işe yerleştirdiğimiz insan sayısı. Ve eğitimlerimiz, kurumlara desteklerimiz ve Samsun İşkur Müdürlüğü bu konuyla, bununla beraber övünüyoruz. Büyük fabrikalar, bakın Samsun'da 4-5 tane de çok ciddi orta ölçekli sanayi sitelerimiz var. 19 Mayıs Sanayi Sitesi, 2 Adım Sanayi Sitesi ve buralarda 30 bin yakın insan çalışıyor. Aslında bunlar da çok önemli bir ekonomik değer ve ekonomik girdi üretiyorlar. İnsanları orada istihdam ediyorlar.
Ama daha da ötesi, yani ülkenin kalkınmasına da katkı yapacak, ileri seviyelere taşıyacak şey büyük sanayi tesislerinin ilimizde olmasıdır. Ya bu anlamda ilimizde de çok ciddi kuruluşlar var ama biz bunları Samsun için yeterli sayacağız. Şahsen ben yeterli görmüyorum. İşte bu anlamda yeni kuracağımız büyük organ sanayi bölgesinde 12 bin kişinin çalışacağı şekilde bir yatırım talebi aldık. Öncelikle ticaret odamızdan bu talepler topladık. Samsun Ticaret Odası'na yapılan müracaatlarda 12 bin kişiyi karşılayacak şekilde büyük bir istihdam vaat eden yatırımcı var. Yeter ki diyorlar Sayın Valim, yer verin. Çünkü Samsun'da yer sorunu var arkadaşlar. Samsun merkezi çok cazip olduğu için insanlar özellikle arsa istiyorlar. Arsa üretemiyor idik ve biz işte bu iki bakanımızın gelişiyle bir arsa sorunu vardı, o sorun çözüldü. Ayrıntılarına girmek istemiyorum. Kaç dönüm efendim? Efendim şimdi orada 1000 dönüm bizim tersane bölgesi dediğimiz yer zaten hazırdı. Oraya 2000 dönümde Aksa Tarım arazisinin, Aksa Tarım'a ait ya daha doğrusu Tarım Bakanlığı'na, TİGEM'e ait olan, Aksa Tarım'ın kirasında olan bir alanı. Bu alan da arkadaşlar şunu da duyuralım. Bu alan verimsiz tarım arazisi. Yani hemen denizin yanında olduğu için 10 santim sonra toprağın altından kum çıkıyor. Evet. Yani orada mısır üretimi, çok ciddi pancar üretimi falan yapamıyorsunuz. İşte arpa olarak ekiliyor. Bu da verimsiz olduğu için kiracı Aksa firmasının bize verdiği bilgi şu. Sayın Valim, benim şu an bu araziyle ilgili olarak devlete ödediğim kirayı buradan çıkaramıyorum. Evet. Yani o da diyor bu arazi benim elimden gitsin de ben diğer verimli arazileri var orada tabii. Tabii. Çarşamba bazı çok verimli. O anlamda şu an biz de bu düşüncelerden hareketle oradaki 2000 ve toplamda 3000 küsür dönümlük yeri İnşallah Samsun'a önümüzdeki yıl günlerde büyük organize sanayi bölgesi olarak kazandırmış olacağız. Bundan dolayı da çok mutluyuz. Tabii lojistikten bahsettim. Lojistik merkezimiz hizmete girdi. Orada 80 bin metrekare kapalı alanımız var. Şu an 20 bin metrekaresi British Tobacco birkaç firma orayı kullanıyorlar ama oraya biz buradan bütün bölgedeki yani Samsun üzerinden gerek Anadolu gerekse Kuzey'e, Rusya'ya ve Ukrayna'ya ve Romanya, Gürcistan'a açılmak isteyen firmalar Samsun üzerinden depolarını kurup açılabilirler. O yönüyle çok ciddi bir lojistik merkezimiz var. Onun da ciddi şekilde tanıtımlarına çalışıyoruz. Samsun bir turizm kenti. Çünkü Samsun'un işte kuş cennetimiz. Kızılırmak kuş cenneti. Şeydeki Vezirköprü'deki Şahin Kaya Kanyonu, Akta Kayak Merkezimiz, Havza Kaplıcalarımız, Ayvacık'taki gölümüz, barajlarımız ve şehrin sahilleri şu an 7-8 tane plajımız var. Bu plajların her birisi mavi bayrakla denize girilebiliyor. O yönüyle de Samsun ayrıca biliyorsunuz ilk adım kenti. Türkiye Cumhuriyeti kuran ve kurtaran kentiz diyoruz. Bu yönüyle de Samsunlar olarak övünüyoruz, iftar ediyoruz. Bu sene de biliyorsunuz 2019 yılında Milli Mücadele'nin 100. yılını kutlama çalışmaları yapıldı. İlimizde Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere büyük bütün parti liderleri geldi ve aynı gemideyiz mesajı bu şehirde verildi. Bundan dolayı da şehrin gururunu taşıyoruz. Ben de şahsen Milli Mücadele yılında Samsun'da vali olarak çalışmaktan da büyük onur ve mutluluk duyduğumu her seferinde söylüyorum. Size de ifade etmiş olayım. Bu 100. yıl vesilesiyle şehrimizin bayağı tanıtımı oldu. İlimize 2018 yılında 5-600 bin turist gelirken bu sene 1 milyona buldu bu. Yani özellikle Bandırma Müzesi'nin ziyareti, işte Atayolu olsun, diğer müzelerimizin ziyareti şeklinde ve diğer etkinlikleri izlemek üzere yıl boyunca bu etkinlikler devam etti ve 1 milyona yakın turisti misafir etmiş olduk. Direkt uçuşlar konusunda sıkıntımız var. Yani uçaklar direkt Samsun'a inmedikleri için Trabzon ve İstanbul üzerinden geliyorlar. O da bölgemize Körfez ülkelerinden gelecek turist sayısını azaltıyor ama o konuda da iki ayda bizim yapmış olduğumuz turizm koordinasyon toplantılarımız var. Bu toplantılarda bunları değerlendiriyoruz. Bir de OKA'yı değerlendirmenizi isterim. Çalışmaları nasıl biliyorsunuz? Oraya başkanlık yapıyorsunuz. Efendim, Orta Karadeniz Ajansı biliyorsunuz Amasya, Samsun, Çorum ve Tokat illerinin üye oldu. Vali ve belediye başkanlarımızın da üyesi oldu. Alanda hizmet ediyor. Aslında Orta Karadeniz Ajansı Samsun'da Türkiye'ye örnek çalışmalar yapmış. Bakın bizim Samsun Fuar Merkezimiz var. Doğru. Samsun aynı zamanda bir fuar merkezi. Bu fuar merkezinin kuruluşunu OKA öncülük yapmış. OKA'nın kaynakları ve belediyemiz ve vali kaynaklarla yapılmış. Yine Samsun OKA binasını Dünya Bankası'ndan kredi alarak yapmışız. Yine bu lojistik merkezini OKA'nın öncülüğünde, OKA'nın rehberliğinde lojistik merkezi Samsun'a kazandırıldı. Onun için Samsun'da OKA gerek 4 ildeki çalışma gerekse Samsun'a büyük katkı yapıyor. Ajansın kullandığı kaynağın çok yetersiz olduğunu düşünüyor. Yani
Düşün ki biz işte Samsun'a yılda oradan işte 30-40 milyon parayı harcıyoruz yani şey 4 ile. Bu çok büyük rakamlar değil bunlar. Değil. Aslında bu yönetim organizasyon yapısına bakarsanız 4 ilin valisi, belediye başkanı, il genel meclis başkanları, ticaret odası başkanlarının üye olduğu bir komisyon gerçekten evet. Bu komisyonu kullanacak. Diğer finans, şimdi kırsal destekleme var, işte Doğu Karadeniz DOKAP var. Bu anlamdaki bütün finans bölgede cazibe merkezleri projesi uyguluyoruz. SODES ilimizde ülkede Samsun'da uygulanmaya başladı. Her birinde hükümetimiz bölgeye yeni bir kaynak aktarıyor ve bu kaynakları değişik enstrümanlar aracıyla harcıyor. Aslında bütün bu kaynakların bölgede kullanmasının yöntemi bence OKA üzerinden olmalıdır. Çünkü OKA'nın sahip olduğu altyapısı ve yönetim yapısı buna uygun doğru işler yapacağımızı düşünüyorum. 2009'dan beri kapalı olan Çarşamba Şeker Fabrikası'nı geçen hafta Şeker Fabrikaları Ayşe Genel Müdür Yardımcısı'nın da katılımıyla, milletvekillerimizin katılımıyla bir toplantı yaptık ve fabrikayı açıyoruz. Ve buradan hayırlı olsun diyoruz. İnşallah bu fabrika tabii ki 9 yıldır kapalı olduğu için bölgede şeker pancarı üretimi yapan vatandaşlarımız artık pancarıyla başka ürünler ekmeye, pirinç ekmeye başladı, fındık ekmeye başladı. Fındık çiftçiliği yapıyorlar. O anlamda tabii biraz vatandaşın dönmesi zor olacak ama şu an şeker pancarının arkadaşlar şöyle bir özelliği var biliyorsunuz. Sözleşmeli çiftçiliğin Türkiye'de gönderilir. Dünyada aslında bu önderliği yapmış bir ülkeyiz biz. Pancar, buradan çiftçilere bu mesajı veriyorum aslında. Pancar ekmek isteyen sevgili vatandaşlarımıza teşvik için söylüyorum. Eskiden zordu belki sulaması için. Şimdi arkadaşlar çapasını makine yapıyor. Sulaması çok kolay. O yönüyle hasatı çok kolay. Yani ve de verilen ücretler de şu an hesap ettik. Gerçekten çok karlı. Vatandaşlarımızı tekrar önceden yani 2009 yılında pancar eken vatandaşlarımızı tekrar pancar ekmeleri konusunda tavsiye ediyoruz, teşvik ediyoruz. Bakın biz aslında çok ciddi bir karar alındı yani kapalı fabrika 9 yıldır. Şeker fabrikaları Ayşe buradan Genel Müdür Bey'le çok teşekkür ediyoruz. Yani fabrikayı açmak risk istiyor. Çünkü orada bir sürü makineler eskidi. Bunları yenileyecekler, para harcayacaklar. Her şey düzenli ama pancar yok. Ne yapılacak? Tabii. Tekrar fabrika kapanır. Yani bu bölgede bize ben de 2 yıl önce bu fabrika gittiğimde bir değerlendirme yapmıştık. Şu söylenmişti. Bu fabrika niye çalışmıyor? Çalıştırma kararı alıyoruz. Eğer çiftçimiz pancar üretmezse arkadaşlar fabrika tekrar kapanır. Allah korusun. Ben pancarın bölgemize büyük katkı yaptığını düşünüyorum. Çünkü bakın pancardan diğerinden ne faydası var? Tabii. Hayvancılar katkısı var. Tabii. Onun melasını bölgedeki büyükbaş hayvancılığı destekleyecek. Ve ayrıca biliyorsunuz Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla nişasta bazlı şeker kullanımı diye bir husus vardı. Bu tatlandırıcıda, pastalarda kullanılan şeker nişasta bazlı şeker idi. Ve onun Türkiye'de kullanım oranı %15-20'lerdeydi. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu %2,5'lara kadar düşürdü. %5'lere kadar tam rakam bildiğim kadarıyla en son %2,5. Evet. Ve bu aslında şeker pancarının önünü açtı. Ve çiftçinin önünü açtı. Buradan dolayı bence bütün çiftçilerimizin Sayın Cumhurbaşkanımıza gerçekten dua ve teşekkür etmeleri lazım. Şeker pancarı da kadar bu nişasta bazlı şeker arkadaşlar kanser de yapıyor. Tabii. O yönüyle bu tabii. Doğal şeker pancarı, doğal bir bitki ve çiftçiyi güçlendiriyor. Sözleşmeli üretim, makineli üretim, ayrıca hayvancılığı destekliyor. Tabii. Özellikle bizim Ladik, Kavak, Çarşamba ve Bafra bölgesinden şeker pancarı alınacak. Bizim şeker fabrikasıyla anlaşmamız şudur, 150 bin ton şekeri biz üreteceğiz. 200 bin ton şeker de Ankara bölgesinden genel müdür bize göndererek 350 bin ton şeker işleme kapasitesiyle fabrika şu an bu prosedür şeyde konseptte açılma hazırlıkları başladı. Ama 150 bin tonu Ziraat Odası başkanları toplantıya katıldılar, çiftçiler katıldılar, muhtarlar katıldılar. Büyük bir coşkuyla toplantı katıldı. Geçen hafta bu toplantı yaptık Çarşamba Şeker Fabrikası'nın kendi fabrikanın toplantı salonunu yaptık. Çok güzel bir toplantı oldu. Ümit ediyorum bu hayal, bu çalışmalar gerçekten meyvesini 2020 yılında verecek ve biz de bu işlere vesile olmanın bu hazzı ve mutluluğuyla halkımızın duasını almaya devam edeceğiz efendim. Evet.